Sağlık diyeceğiz zaten koronavirüs gündeminde e, bu sıcak gelişmelere bakacağız. Omikron varyantı e, işte e, aşının durumu aşıyla ilgili de dikkat çekici bir parantez açacağız. 140 milyon aşı diye e, özellikle her gün o rakamlar paylaşılıyor. Acaba gerçekten 140 milyon mu orada rakamda bir yanlışlık var mı? Onu da e, korona gündeminde az sonra paylaşacağız çünkü matematiksel bir hata var ya da biz eksik gördük bir şeyi e, tamamlanması için sorularımız olacak Sağlık Bakanlığı'na gerçekten Türkiye'de 140 milyon aşı yapılıyor mu yapıldı mı yoksa bir matematik sıkıntısı var mı onu soracağız rakamları gündemimize aldığımızda siyaseti söyledik ekonomiyi söyledik sağlık derken bu arada. Yine şiddet efendim. Sağlıkta şiddete dur diyoruz ama bir türlü durdurulamıyor. Yani bizim buradan işte az önce yaptığımız gibi camı açalım, bas bas bağıralım. Yeter artık şu şiddeti durdurun. Yeter artık insanımız ölmesin diye bas bas bağırsak ne fayda? En azından diyeceksiniz ki ya birinin kulağına çalınır kardeşim. Biri de der ki ne bağırıyor ya bu en azından, değil mi? Ama öyle bir durum olmuyor. Biz de kulağımızın üstüne yatan bir e, yapıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki, e, diyorsunuz ki sağlıkta şiddeti önleme kanunu yok mu? Valla var da uygulanmıyor. Var da caydırıcı değil. Bakın daha iki gün öncesinde, üç gün öncesinde böyle tüylerimiz diken diken oldu, kanımız dondu. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde ne oldu efendim? Hamile bir hemşire tekmelendi, şiddete uğradı. Hamile bir kadın şiddete uğradı ve adeta ölümün kıyısından döndü. Önce elini kolunu sallayarak dört kişi çıktı gittiler. Sonra itirazlar üzerine, tepkiler üzerine baba oğul gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tam bunları konuşuyoruz ya nasıl olabilir? Bir kadına şiddeti üstelik en çok tepki gösterdiğimiz bir konuyu tekrar konuşuyoruz. Sağlık çalışanı bir kadın üzerine bir de hamile. Ve tam bunu konuşurken ya bu nasıl çözülecek diye konuşulurken efendim bu kez ne oldu? Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde bir hemşire öldürüldü, katledildi. Peki buna kim dur diyecek? Ya biz dur diyoruz da dur dememizle de olmuyor ki bu. Peki ne yapmak lazım? Nasıl önlemek gerekiyor? Kimler bunu önleyici adımlar atacak? Bir hemşire efendim, bir hemşire silahla vurularak başından öldürüldü. Kadın cinayeti diyoruz. Burada kadın cinayeti var. Sağlıkçıya, sağlık emekçisine, kamu görevlisine şiddet diyoruz. Burada o şiddet de var. Bireysel silahlanma, insanların işte o öfke şiddetle birlikte bu hayatta insanlara kan kusturduğu zamanlar diyoruz, bunu birilerinin durdurması, engellemesi gerekiyor diyoruz. O da burada var. E peki ne yapmak lazım? Vallahi yani işte bizi yönetenler iktidarıyla muhalefetiyle, burada iktidara görev düşüyorsa muhalefete de düşüyor. Niye? Bunu gündem edecekler, bunu dert edinecekler. İktidar kulağının üstüne mi yatıyor? İktidar sırtını mı dönüyor? Omzundan çekip gösterecek. Bunu yapmalısın insanlarımız bir bir ölüyor. insanlarımız bir bir şiddete maruz kalıyor. Bunu yapmak zorundasın çünkü iktidardasın. Ben de muhalefet olarak sana destek vermeye hazırım. Toplumun büyük bir kesimi bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Evlatlarımız elimizden kayıp gidiyor. Caniler ortaya çıkıyor, tetiğe basıyor, elinde bıçakla insanımızı katlediyor. Nasıl durdurmalıyız diye bunları düşünüp kafa patlatmak zorundalar. Yoksa günlük çekişmeler içerisinde sen bana bunu mu dedin cibiliyetsiz sen bana bunu mu dedin zillet sen bana bunu mu dedin bilmem ne diyerek siyaset yaptığını zanneden bir güruhla karşı karşıya kalıyoruz. Siyaset böyle midir? Siyaset çözüm adresidir. Siyaset ülkedeki sıkıntıların çözümü için çaba sarf eden bir kurumdur her şeyden önce. İktidarıyla muhalefetiyle. Evet birbirinizle çekişin, birbirinizle yarışın. Ama bu yarış ben daha iyi söverim, ben daha iyi küfrederim, ben daha iyi kutuplaştırırım şeklinde olmamalı. Nasıl olmalı? Ben insanımı daha iyi yaşatırım şeklinde olmalı. Ben insanımı yaşatırım diye bir hedef olmalı. Bırakın daha iyi yaşatmayı. Çünkü daha iyi yaşatma diye bir şey ortada kalmadı aslında. Şimdi bunları konuşurken muhalefet gibi konuşuyorsun diyerek uyarı da olabilir. Sevgili Selçuk Tepeli'ye öyle bir e, uyarı geldi biliyorsunuz. Yani hakkında inceleme, ceza falan olacak büyük olasılıkla. Muhalefet gibi ne konuşuyorsun? Bu muhalefet gibi konuşmak değil ki. Ülke gerçeklerini tespit ederek paylaşmak. Ülke gerçeğidir efendim. Şimdi birileri çıkıp eğer ki ya bu ülkede insanlar öldürülüyor, bu ülkede sağlık çalışanına, kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulanıyor, istismar var. Ve bunlar her geçen gün katlanarak devam ediyor diye konuştuğunda, bir şeyler yapması gerekenlere seslendiğinde, kardeşim sen de siyaset yapıyorsun. Hayır siyaset falan yapmıyoruz. Yaşadığımız şu hali anlatıyoruz. En azından milyonların sözü olmaya, dili olmaya çalışıyoruz... Çünkü bizler burada konuşuyoruz. Sizler o taraftasınız. Bizler sizlerin sesi olarak bunları aktarıyoruz. Siyaset yapmakla bunun ne ilgisi var? Ülkede yokluk var mı? Var. Açlık var mı? Var. İşsizlik var mı? Var. Ülkede tüm bunları başka şekilde anlatmak için ayrı çaba içerisine girenler var mı? Yani doğruyu eğip büküp Başka başka anlatma çabasında olanlar var mı? Bak Amerika'ya yüzde 300 enflasyon. Bizde artışa bak artışa. Şimdi orada mesela bir gazeteci bu yorumu yaptığında insanlar devreyi yakıyor. Nasıl ya? Yüzde 7'lik enflasyon bir anda bizden daha mı kötü yani? Biz yüzde 36'yı öyle öğrettiler bize. 36 7'den kat be kat büyük 5 katı nasıl biz bundan? memnun olalım da vay be Amerika'yı görüyor musun batıyor diye bir çıkarım yapalım. Ya ortalama aklı olan zaten der ki ya bırak kardeşim Allah'ını seversen. Neyi anlatmaya çalışıyorsun der. Bununla ilgili yorum yapana da sen siyaset mi yapıyorsun kardeşim? Sen muhalefet lideri gibi nasıl konuşursun diye bir yaklaşım. Ya olabilecek durum mudur bu? Ama oluyor bizim ülkede. O yüzden siyaset kurumuna ne yapması gerektiğini de aslında bizlerin bir şekilde ifade etmesi ve böyle bir yol, yön çizdirmemiz gerekiyor. Millet olarak biz derken yani biz ekranda olup da işte çenesi kuvvetli arkadaşlar değil. Duruşu, hayata bakışı, ülkedeki sorunları tespit edip bu sorunların çözümü için çaba sarf eden, gözyaşı döken, kafa patlatan milyonlar siyaset kurumuna aklını başına al demek durumundayız. Yani şimdi e nasıl olsa bizi yönetiyorlar. Gidiyoruz biz dört yılda 5 yılda bir de oy veriyoruz. Hadi bakalım daha ne olsun. Böyle bir yaklaşımla hiçbir şey elde edemeyeceğimiz apaçık ortada. Şiddet de oluyor, yokluk da oluyor, yolsuzluk da oluyor. Her şey oluyor. Çünkü sormayan, sorgulamayan, düşünmeyen, düşündüğünde de aman bana ne deyip yana dönen bir yapı hal ortaya çıktı. Ve işte burada zaten sorun var. Biz biz her şeyden önce millet olarak bizi yönetenlerden hesap sormanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek durumundayız. Bizi yönetenler de her şeyden önce her konuda ama her konuda hesap verebilir olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu da içselleştirecek diyecek ki ben ben bu insanıma halkıma milletime yurttaşıma hesap verebilir olmalıyım. Her konuda üstelik ekonomide de vermeliyim, sağlıkta da vermeliyim, eğitimde de vermeliyim. Her biri çünkü insanımızın hayatı için çok kıymetli, çok önemli. Eğitim fırsat eşitliği yok. İşte parası olmayanın çocuğu eğitim almayı versin canım ne olacak yani herkes mi okuyacak herkes mi devlette işe girecek herkesin mi işi olacak evet herkesin işi olacak çünkü o insanlar iş bulmadığı zaman aş bulmadığı zaman bambaşka bir hayatta bambaşka bir dünyada yaşamak zorundalar Mahkum bir şekilde yaşıyorlar. O yüzdendir ki iktidara gelecek olan, muhalefet edecek olan birlikte zaman zaman yan yana gelip ortak akılla bir uzlaşı kültürüyle sorunların çözümünde ne yapmalıyız ya? Kulağa kapattım ben sana bağır bağıra bildiğin kadar değil. Getirdiğin kanun teklifine önergeye elim yukarıda hayır diyorum değil. Ne diyor bu acaba önergede bir bakayım ya belki benim göremediğim bir şey vardır ya da iktidarın getirdiği bir kanun teklifi ya da bir tasarıyla ilgili olarak iktidar ya bu hiçbir şey yapmaz yapamaz demenin ötesinde ya şuna da biz katkı verebiliriz diye bu kadar zor mudur aslında işte e, siyaset içerisinde o uzlaşıyı o birlikteliği sağlamak. ...herhalde çok zor ve biz de ne yazık ki sağlayamayacağız. Efendim şimdi o zaman bu tüm söylediklerimizin şöyle bir geri başa sararsak eğer... ...bir hemşire silahlı saldırıya uğradı, üstelik çalıştığı hastanede... ...bakın 20 sabıkası var, 20 sabıkalı bir kişi hastaneye giriyor. Belinde silah var. Nasıl giriyor silahlı hastaneye? Onu da anlayabilmiş değiliz ya. Bir güvenlik yok mu? Bir önleyici herhangi bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Elini kolunu sallayarak geliyor. Sonrasında hemşireyi katlediyor. Peki buna kim dur diyecek? Kimse demiyor efendim. O anları bir izleyelim. Ömür Erez 33 yaşındaydı. Bir erkek tarafından başından vuruldu. Hayatını kaybetti. Katilin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ömür Erez İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli bir hemşireydi. Rahmi Uygun sağlık ocağına geldi. Erez'le görüşmek istedi. Kız beni aradı. Dayı dedi Konyalı'dan belalı geldi dedi. Gel dedi. Konyalı geldi. Ben de hemen içeri girdim. Bu sefer ee, dedim ki polis ara, polis gelsin dedim. Alsın da dedim bunu. Dedi olay büyümesin falan kitlelerken şu bu içeri girdi, atış etmeye başladı. Görgü tanıklarına göre Erezle Rahmi Uygun yaklaşık 20 dakika konuştu. Ardından Uygun Erez'i silahla başından vurdu. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Erez daha sonra ambulansla Kartal Doktor Lütfi Kırdar şehir hastanesine kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Evet, evet. Erez'i başından vuran Rahmi Uygun olay yerinden kaçtı. Kısa bir süre sonra polis tarafından Bağcılar'da yakalandı. Uygun'un suç kayıtları arasında kastan yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve evraklı sahtecilik gibi suçlar bulunuyor. Efendim şimdi bu haberler yapıldığında genelde işte bu katillerin, bu canilerin yüzleri böyle bir bulanık fotoğraflar olarak verilir. İsimleri kodlanır. R.U. diye. Hayır, topluma deşifre edeceksiniz bu isimleri. Toplum bu isimleri bilecek, yüzünü görecek, tanıyacak. Evet, buydu bu şiddeti uygulayan. Bu isimdeki bu insandı. Sokağa çıktığında şöyle başını öne eğme gibi bir insani duygusu oluşacaksa onu oluşturacaksınız. Şimdi evet, cinayet işlenmiş, yargı, adalet. Bunlar işleyecek ve o cezasını büyük olasılıkla çekecek diyeceğim de yine diyemiyorsunuz. Neden? Ev önünü ilikleyecek, tıraşını olacak, kravatını takacak. Vallahi o hemşire var ya aslında falan diye cümleler sarf edecek. Sonra benim erkekliğime laf etti. Orada aslında bizim bir gönül işimiz vardı diye böyle bir söylem bir içerisinde olacak. Tahrik de vardı efendim, tahrik de vardı. Çok da pişmanım. Ne olacak sonra? İyi halmiş. Ya insanı öldüren birinin iyi hali olabilir mi? İyilikle yan yana olma olasılığı olabilir mi? Bir insanı katleden bir kişinin ne olursa olsun bir iyi hali olamaz. Onun cezasında indirim söz konusu olmamalı. Bir hayatı sonlandırıyor ve üstelik görevini yapan bir insanın hayatını elinden alıyor. Kurşun yağdırıyor. Bir kadın cinayeti, savunmasız İşini yapan bir anne, bir kadın, bir abla, bir kardeş, bir evlat ona silah doğrultup ateş ediyor. Gözünü kırpmadan tak 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 ateş ediyor. Sonra aradan bir ay geçiyor. Mahkemeye çıkıyor. Mahkeme heyetinin karşısında boynu bükük. Zannedersiniz böyle sütü dökmüş de böyle bir hata etmiş. Sanki o ateş ettiği de hayatına devam ediyor. Gayet her şey süt liman. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonra adalete inanç, adalete güven nerede? Nerede kalıyor derseniz, kalmıyor işte. Bunun siyasetle, bunun politikayla, bunun şunla bununla hiçbir ilgisi yok. Bunu bir tespit edelim. Bir insanımız katlediliyor. Ya bunu bir kere yaşamadık ki, bunu sürekli yaşıyoruz ve sonra analar, babalar, kardeşler, evlatlar diyor ki, böyle adalet olur mu? E şimdi bakın, Rahmi Uygun 20 sabıka dosyası var belki daha fazlası. Neler neler yapmış bel artık yani. İnsana zarar vermiş, her şeyi yapmış. Şimdi bu 20 sabıkalı adamla ilgili olarak bir iyi hal indirimi, bir tahrik bilmem neyi falan olursa yazıklar olsun artık. Gerçekten yazıklar olsun. Daha da söylenecek bir şey kaldı mı acaba? Yani insan artık yoruluyor. Gerçekten bu yaşadıklarımızla, karşılaştıklarımızla yoruluyoruz diyoruz ki ya biz niye bunları yaşıyoruz öyle deme ya Avrupa bizi kıskanıyor nasıl ne diyorsun ya ne Avrupası bizi kıskanması hangi Avrupa'dan bahsediyorsun bizde patır patır insanlar öldürülüyor her gün şiddetle insanlar karşı karşıya kalıyor şu karanlıklara isyan ediyoruz çünkü tedirgin yürüyor kadınlarımız gençlerimiz insanımız çünkü huzursuzluk var çünkü güven ortamı ortadan kalkmış yani ben kendi güvenliğimden endişe ediyorum karanlıkta karşıma kim çıkar ne olur çünkü herkes her şeyle karşılaşabiliyor ve bu şiddeti uygulayan bu işte insanımızı katleden ya da yaralayan ya da darp edenin de yanına kar kalıyor ya böyle bir şey olabilir mi yanına kar kalması e sonra analar babalar feryat ediyor isyan ediyor. Ben ben o adalete nasıl güvenebilirim diye isyan ediyor. Suçu sabitse, somut bir şekilde delil varsa ve gerçekten bu işin arkasında bunu yapan bu adam diye adalet yargı kararı veriyorsa, emniyet bütün her şeyi tespit etmişse orada adalet tam anlamıyla devreye girecek.